bütün dualarına amin diyoruz. Ama Allah müminlerin imanını artırsın, kemale erdirsin. İman Rabbimizi sevmekti. Allah hiç kimsenin durup dururken imanını artırmaz. Hiç kimseyi doğru yola iletmez, hidayet etmez. Kulun çabası, gayreti gerekir burada. Allah ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Hakiki müminler, onlar Allah zikredilince kalpleri ürperir. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar. Ve onlar bütünüyle Allah'a tevekkül eder, güvenirler. Bunlar hakiki mümin. Hakiki müminlere Allah'ın ayetleri okununca imanlarını artırıyorlarsa, bu durumda imanımızın artmasını istiyorsak, imanımızın kemale ermesini istiyorsak, yapmamız gereken şey nedir? Allah'ın ayetlerini okumak veya dinlemek. Okuyup, dinleyip, ayetler üzerinde tefekkür etmek. Okuduğumuz ayetlere iman etmek. Yani sevmek. Rabbimizin kelamidir, Rabbimizin vahyidir, emridir, hükmüdür. Emrini, hükmünü sevince iman etmiş oluyoruz. Aynı şekilde biz de o ahlaka dönüşünce, amele dönüşünce iman kemale ermiş oluyor. Yoksa imanımız lafta kalmış oluyor. Aynı şekilde her Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yaptıkça imanımız artıyor. Bu durumda amel yoksa iman artmaz, kemale ermez, hatta iman olmaz. Onun için Resulullah Efendimiz iman 70 küsur şubedir dedi. En kamili la ilahe illallah'tır. En zayıfı de yoldan insanlar sıkıntı çekmesin diye bir taşı alıp kenara koymaktır. Bir taşı alıp kenara koymak da imanmış. Niye? Allah'ın rızasını gözetiyorsun. Rabbim böyle seviyor demişsin. Böyle razıdır demişsin. Onun için ameller bize iman kazandırır. Aynı şekilde Allah hidayeti gösterir. Sirat-ı müstakimi gösterir. Sirat-ı müstakim Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın sahabesiyle yürüdüğü yoldur. Allah'a giden yol. Allah'a yakınlığa, Allah'a dostluğa, Allah'ın rızasına, Allah'ın sevgisine giden yol. Ve bu sirat-ı müstakimde Resulullah Efendimiz'e tabi oluyor. Peygamberlerin yaptığı gibi yapmaya çalışıyorsun. Onların iman ettiği gibi, amel ettiği gibi amel edip iman etmeye çalışıyorsun. Resulullah Efendimiz'e tabi oluyorsun. Her imtihana tabi tutulduğunda, onlar gibi yaptığında kazanıyorsun, iman kazanıyorsun, Allah'a yakınlık kazanıyorsun. Evet, sırat yol demektir. Müstakim dost doğru yol. De ki Rabbim sırat-ı müstakim üzeredir. Yani sırat-ı müstakimde sen yürürsen Rabbine vasıl olursun, dost olur, yakın olursun. Yok, sırat-ı müstakimde yürümezsen zaten yollar çoktur. Başka bir yola saparsan Rabbini bulamazsın. Onun için bazen anlatıyoruz. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam sahabesiyle beraber bir ağacın altında oturmuş. Bir ağaç eline alıyor. Önce böyle bir uzun bir çizgi çiziyor. Sonra etrafına çizgiler çiziyor. O yoldan dışarıya doğru çizgiler çiziyor. Buyuruyor ki bu ortadaki yol sirat-ı müstakimdir. Benim ve sahabemin yürüdüğü yoldur. Bu diğerleri de sirat-ı müstakimden ayrılmış yollardır. Kim bu yollardan birine saparsa sonunda şeytana dost olur. Evet, yolu yürür yürür bir de bakar ki karşısında bir şeytan bulur. O ona önderlik yapmış. O ona yolculuk yaptırmış. Şeytana dost olur dedi.
Ama sirat-ı müstakimde yürüyenler Allah'a dost olur. Allah'ın velisi olur. Allah'ın velim dediği kullardan olur. Yolu gösteren Allah'tır ama yürümesi gereken kulun kendisidir. Yoksa durup ya Rabbi bana hidayet ver demek hidayette olmak değildir. Kim neyi isterse, ne için çabasını, gayretini sarf ederse Allah onu ihsan eder, onu ikram eder. Duanın kabul olabilmesi için dilin, gönlün ve fiilin beraber olması gerekir. Yani ben bir yere gitmek istiyorum demekle kimse oraya varmış olmaz. Bunu söylemekle de varmış olmaz. Gönlünden istemekle de varmış olmaz. Ne yapması lazım? Bir de fiilini ortaya koyması lazım. Yani kalkıp oraya doğru yürüyüp oraya varması lazım ki bu isteği tam olmuş olsun. Dua öyledir. Üçü beraber olmadıkça dua da kabul olmaz. Zahiri olarak hepimiz biliyoruz. Biri dese ki ben para kazanmak istiyorum. Ama oturmuş kıpırdamıyor. Kazanır mı? Hayır. Manevi olarak da bu böyledir. Zahiri olarak en ufak bir nimetin bir emek karşılığı olduğunu biliyoruz. Manevi olarak Allah cenneti anlatırken nimetlerini sayıyor. Sonra bitmez tükenmez bir saltanat. Ne yana dönersen dön, yığınla nimet, bitmez tükenmez bir saltanat. Hepsinin üzerinde bir de Allah'ın rızası vardır. Hem de ebediyen. Böyle bir nimeti hiçbir şey yapmadan, çaba gayret sarf etmeden, bir fedakarlık yapmadan nasıl kazanılabilir? Eğer biri böyle düşündüyse kendi kendini sadece kandırmış olur. Resulullah Efendimiz'i, onunla beraber olan sahabeyi neler çektiğini biliyoruz. Kazanmak için neler yaptığını biliyoruz. Her türlü fedakarlığı nasıl yaptığını, bununla beraber geceleri de sabaha kadar nasıl ibadet ettiklerini, uyumadıklarını biliyoruz. Gerektiğinde nasıl savaşa gidip önce ben şehit olayım dediklerini biliyoruz. Canlarını nasıl kurban ettiklerini biliyoruz. Gerektiğinde mallarını nasıl feda ettiklerini, infak ettiklerini biliyoruz. İşte iman insana bunu yaptırır. Yoksa imanı onu harekete geçirmiyorsa, bu iman taklidi bir imandır. Onun için son nefeste kimse imanını kaybetmez. Eğer iman varsa kaybetmiyor. Ama imanı taklidiyse zaten yokmuş. Zaten gölge mesabesindeymiş. Zaten onun bir gücü yokmuş. Onu harekete geçirmiyormuş. Ona bir şey yaptıramıyormuş. Böyle bir iman son nefeste kaybedilir ve bu taklidi bir imandır. İman olmadığı için, hakiki iman olmadığı içindir. Hakiki iman kaybedilir mi? Haşa. Yani kul iman etsin, Allah ona imanını kaybettirsin. Böyle bir düşünce Allah hakkında suizan olur, küfür olur. Önceden de iman etmemişti, başka şeyleri tercih etmişti, başka şeyleri için kulluk yapıyordu, ibadet yapıyordu ama Rabbini sevmemişti. İman edememişti yani. İman Allah'ı kendi nefsinden daha çok sevmektir. İman Resulullah Efendimiz'i her örnekten daha çok örnek almaktır. Kur'an'a iman, Allah'ın kelamını her kelimeden, her sözden daha üstün tutmaktır, önde tutmaktır. Onun için Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. Allah'ın yarattığı kullarına üstünlüğü neyse, Allah'ın kelamının da kulların kelamının kelamına üstünlüğü O'dur. Onun için Rabbimiz ne dediyse O, doğru O'dur, hak O'dur, güzel O'dur. Gerisi, eğer Kur'an'ın beyanıysa, onun nurundan tecelli etmiştir, arıyoruz, değilse reddediyoruz. O bize lazım değil. O bize lazım olmaz. Ters düşüyorsa, onu tuttunsa, onu kabul ettinse,
Bu durumda ayeti inkar ettin demektir. Onun için her şeyi Kur'an'ın ölçüsüne vurmamız lazım. Kur'an Allah'ın kelamı. Yani Allah'a sormamız lazım. Allah doğru dediyse doğru, yanlış dediyse yanlıştır. Yoksa bir başkasının sözünü ayete tercih edince ne olur? Onu Allah'a şirk koşmuş oluruz. Aynı şekilde Allah'ın sözünü sevmen lazım. Senin imanın Allah'ın kelamına imanın kadardır. Onun kelamını ne kadar seviyorsan onu da o kadar seviyorsun. Yoksa biri ben seni seviyorum ya Rabbi ama senin bu sözünü sevmedim, bu sözünü beğenmedim ya da bu sözünü kabul edemiyorum, bu hükmünü kabul edemiyorum. Sen iman etmemişsin, iman gitti. İman diye bir şey yok sende demektir. Seveceksin, kabul edeceksin, işittik ve itaat ettik diyeceksin ama bir beşer olarak da gereğini yapamayabilirsin. Bu başka, bu hata, bu kusur, bu günah. Ama yok, tercih ettiysen, sevmediysen bu durumda iman gider. Aynı şekilde meleklere imanda melekleri, meleklerin güzelliğini, melekler nurdan varlıklar, melekler Rabbini hamd ile tesbih eden varlıklar, Allah'ın emrini, hükmünü severek yerine getiren varlıklar, müminler için dua eden, cenneti isteyen, istiğfar eden varlıklar, meleklere iman da şeytanın verdiği vesveseye tercih etmektir. Onların halini şeytanın verdiği vesveseye tercih etmektir. Her şeyin bir zıttı var. Ahirete iman da ahireti dünyadan daha çok sevmektir. Ahireti dünyaya tercih etmektir. Evet, onun için imanı doğru anlamamız lazım. İman yoksa amel boşa gitmiştir. Amelimiz hiçbir işe yaramaz. Ama iman varsa kurtuluş, saadet vardır inşallah. Gerçek manada iman eder. İmanın ne olduğunu anlar. Ona göre de çabamızı, gayretimizi sarf ederiz. Evet, Rabbimiz bizi doğru yola hidayet etsin. Doğru yolu Rabbimiz gösteriyor. Ve bize düşen doğru yola girmektir. Resulullah Efendimiz'e tabi olmaktır. Allah'ın vahyini okuyup, dinleyip, anlayıp, iman etmektir. Ahlaka, amele dönüştürmektir. Hayatı Kur'an ile yaşamaktır. O zaman evet, hidayet olur. Onun için hidayet Allah'ın hidayetidir dedi. Allah kimi hidayete erdirirse o hidayettedir. Kim Allah'ın hidayetiyle hidayete ererse o hidayettedir. Yok, Allah'ın hidayetiyle hidayete ermemişse onun için hidayet olmaz. Aynı zamanda o kendini hidayette zanneder. Doğru yolda zanneder. Yani hadi söyle, Allah ne buyurmuş bu konuda? Ya da Allah bu konuda böyle buyurmuş diyorsun ama kabul edemiyor. Ve kendini hidayette zannediyor. Kendini alim zannediyor. Kendini yol gösteren zannediyor. Ama Allah'ın vahyini kabul etmiyor. İşine gelmiyor. Onun başka fikirleri var. O daha iyi biliyor ya ondan. Allah bizi böyle olmaktan da muhafaza eylesin. Kardeşimize selam olsun.